Herkese merhabalar. Ben Alper Yazar. Bir radar videosuyla daha karşınızdayım. Bundan önce iki tane daha radar serisinden video hazırlamıştım. Bu üçüncü video oluyor. Yine deneme çekim olarak değerlendiriyorum bunu. Bir önceki iki videoyu önce video olarak çekip sonra ufak bir yazı olarak hazırlamıştım. Bu hafta tam tersini yaptım. Önce bir bülten formatında yazı hazırladım. Şimdi bunu video olarak anlatmak istiyorum. Doğrudan yazıyı okursanız bu videoyu izlemenize çok gerek yok aslında. Videoyu daha çok yazı okumaktan üşenen ya da YouTube'dan takip etmek isteyen kişiler için hazırlıyorum. Bundan sonra radarlar blog, radar yazıları blog sayfamda değil ayrı bir yerde olacak. radar.alperyazar.com adresinde. Buraya e-postayla da abone olabiliyorsunuz. Ya da buradan yine web üzerinden ziyaret edip okuyabilirsiniz. Şimdi 3. radar yazısıyla radar 22-3 ile başlayalım. Radar yazılarını yapmaya çalıştığım şey tercihen haftalık çekmeye çalışıyorum. Radarıma takılan konulardan bahsediyorum. Yani benim ilgimi çeken paylaşınca sizler için de ilginç olabileceğini düşündüğüm konuları aktarmak istiyorum. Bu formatta, bu video formatında bu yazıyı aslında daha çok okuyor olacağım. Belki birkaç bağlantıya da bakarız. Bu sayfanın bağlantısını videonun altından erişebilirsiniz. Yazı içerisindeki bağlantıları videonun altına tekrar koymayacağım. Bu sayfaya giderseniz bağlantıları da tıklayabilirsiniz. Şöyle başlayalım aslında isterseniz. Evet, dediğim gibi bu sayıda 23-29 Nisan 2022 tarihler arasında radarıma takılanlardan bahsediyorum. Belirttiğim gibi biraz önce YouTube kanalım üzerinden deneme çekimleri yapıyordum. Bu da bir deneme çekimi. Bu sefer önce yazıyı yazdım, sonra üzerine videosunu çekiyorum. Bakalım böyle nasıl olacak? Bunu da deniyoruz şu an. Şimdi ilk olarak benden bir duyuruyla başlamak istiyorum. Bu hafta yeni bir servis sunmaya başladım. Calendar, yani Türkçesiyle takvim. Şöyle de bir görüntüsü var. calendar.alperyazar.com adresinde. Şu an beta olarak değerlendiriyorum ama oldukça da iyi çalıştığını söyleyebilirim altyapının. Bu servis ile amacım takip ettiğim kanallardan duyuruları, webinar, workshop gibi etkinlikleri sizlerle paylaşmak ve diğer takvim uygulamalarına da bu Google takvim, Microsoft Outlook gibi eklenebilecek şekilde bir etkinlik takvimi, iCalendar diye bir format var, .ics uzantılı oluşturmak. Şimdilik sadece ücretsiz ve online olan etkinlikler için, bunlar da çoğunlukla webinarlardan oluşuyor, bir takvim hazırladım aslında. Ama ihtiyaca göre genişletebilirim. Bu takvim projesi bir açık kaynaklı bir proje. GitHub'da da bir reposu var. Ve siz de bir etkinlik ekleyebilirsiniz aslında. Bunun için proje sayfasına bakabilirsiniz katkıda bulunmak için. Yine proje sayfasına gittiğiniz zaman bu takvimi şöyle açarak da göstereyim aslında. Temel olarak web üzerinde bir takvim görünümü var. Şuradan şöyle devam edebiliyorsunuz. Mesela Mayıs ayına bakalım. Mayıs ayında gelecek etkinlikler, benim haberdar olduklarım bunlarmış. Dilerseniz buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Ya da şu linke, subscribe'deki linke linki kullanarak burada bir IIC uzantılı bir iCalendar formatında bir takvim var aslında. Bunu kendi takvim yazılımınıza ekleyebilirsiniz. Yine sayfanın aşağılarına giderseniz burada nasıl katkıda bulunabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Etkinlik ekleme nasıl yapılır? Ve Google Takvim ve Microsoft Outlook için nasıl abone olabileceğinizi aktardım. Yine başka takvim yazılımlarında da, yazılımları ile de iCalendar destekleyen yazılımlarda da bunu kullanabilirsiniz. Bu takvimi devam edelim. Bu takvim üzerinden önümüzdeki iki hafta boyunca olan etkinlikleri burada listeliyorum. Yine ayrıntılar için biraz önce açtım takvim projesinin sayfasına gidebilirsiniz. Hızlıca bakacak olursak önümüzdeki iki hafta boyunca 3 Mayıs günü Vitis AI Creating an Edge Inference Solution isimli bir webinar var. 4 Mayıs'ta çarşamba günü System-C ve TLM ile ilgili bir webinar var. 5 Mayıs'ta Versal cihazları ile ilgili bir webinar var.
Yine altısında Duelist'tan diye hatırlıyorum. Embedded How to Improve Embedded Software Using State Machines isimli bir webinar var. 10 Mayıs'ta bir deadline var. Async 2022 isminde bir yaz okulu var. Bunun detaylarına siteden bakabilirsiniz. Takvim sitesine gidip bu etkinliğe bakarak. Bu bir yaz okulu. Kayıt olmadan da izlenebilecek gibi duruyor. Ama siz yine bir bakın. Ve 13 Mayıs Cuma'da Timing Constraint yazma SDC ile ya da Xilinx tarafındaysanız XDC'de bunun çok benzeri bir webinar var. Şimdi haberlere bakalım. Bu hafta olanlardan bir tane haber. Vitis 2022.1 yayınlandı. Xilinx Vitis'in 2022.1 sürümünü yayınladı. Bu sürümdeki önemli genişlemeler olarak Vercel, ACAP ve AI motorları için iyileştirilmelerden bahsediliyor Xilinx tarafından. Ayrıca Xilinx, HLS ve DC, bu DC Data Center diye algılıyorum, uygulamalar için gelen yenilikleri de ön plana çıkartıyor. Vitis'in sayfasından bu yazıda da bağlantısı var. Tüm yeniliklere bakabilirsiniz. Burada benim ilgimi şu çekti. Savunma sanayi gibi alanlarda çalışanların bir derdi olan internet olmayan bilgisayarlarda çalışma problemi Xilinx'in hatır sayılır bir müşterisine de var diye düşünüyorum. Çünkü bu sürümle beraber Vitis Model Composer ile offline örnekler geleceğinden aslında bir GitHub repoları varmış. Onun bir snapshot'ını koyacaklarından bahsediyorlar. Bahsetmişler. Yani biraz offline çalışanlara kolaylık sağlamışlar. Gelelim diğer başla. Bir YouTube kanalı önerim olacak. Adi Teman, doğru mu okuyorum bilmiyorum ama isminde. Bar İlan Üniversitesi'nden bir hoca. İsrail'de bir üniversite bu. YouTube kanalına denk geldim bu hocanın. Hoca ağırlıklı olarak VLSI konularında çalışıyor diye anladım ben. YouTube'daki dersleri de ağırlıklı bu konularda olsa da sayısal tasarımdaki temel kavramlar mesela nedir? Setup time, hold time analizi. FPGA'lerde de benzer olduğu için kanalı beğendim ben. Bazen biliyorsunuz aynı kavramı birçok kişi anlatmış olabiliyor. YouTube'da olsun, başka yerde olsun. Ama size bir anlatın daha yakın gelebiliyor. Ben de bu hocanın akışını beğendim, tarzını beğendim. Biraz daha kolay takip edebildim diğer kaynaklara göre. Burada Digital Integrated Circuits isimli bir oynatma listesi var. Dersin ortasına doğru olan içerikler FPGA'ler ile de daha çok örtüşüyor. Başları biraz daha VLSI ağırlıklı. Buraya da ilk dersin bağlantısını koydum. Yine hocanın YouTube kanalında iki tane liste, yani bir ikiden fazla liste var ama benim özellikle şu ikisi çok ilgimi çekti. Hardware for Deep Learning ve Digital VLSI Design RTL'den GDS'e geçiş isimli iki oynatma listesi de var. Bunlara da bakabilirsiniz. Bu hafta içerisinde karşılaştığım bir kavram şu oldu. Daisy Chain Chip. O da ne? Dedim. Şöyle bir fotoğraf var. Dikkat ederseniz Xilinx'in bir çipi ama XC Daisy yazıyor üzerinde. Bu Reddit'te denk geldiğim bir başlık. Burada bir arkadaş elindeki çipin ne olduğunu sormuş. Daha sonra ben de öğrendim ki Xilinx kart üretim testleri gibi süreçler için fonksiyonel olmayan, yani FPGA olmayan, mekanik, tamamen mekanik ya da çok az bir fonksiyonelliği olan test için ve bunlar da Daisy Chain entegreler deniyormuş. Bunları sağlıyor. Tabii FPGA'ler oldukça pahalı olabildiği için oturmamış bir üretim sürecinde yani ilk defa deniyorsanız veya sıcak soğuk test yapacaksanız PCB'nizi tutup FPGA takmak yerine bu entegreleri kullanabiliyorsunuz. Daisy Chain olan ürünler de elektriksel olarak çok basit bağlantılar içeriyor. Yani kısa devremi değil mi gibi diye algılıyorum. Ve PCB ile entegrenin lehim düzgün olmuş mu ölçme imkanı sağlıyor. Burada bir site bağlantısı daha bıraktım. Şu aşağıda Daisy Chain entegreleri anlatan. Ve bir doküman daha var. O linke bakarsanız Xilinx'in dokümanı biraz çiplerini anlatmış. Şu linke de basarsak şöyle bakalım. Biraz Daisy Chain nedir? Genel olarak entegrelerde ne için kullanılır? Böyle basitten birazcık daha karmaşa doğru bir örnek verilmiş. Buna bakabilirsiniz. Yine Reddit'te gördüğüm bir başlık da şuydu.
Başlangıç için hangi FBC kartını almalıyım diyen bir arkadaş vardı. 200 dolar altı bir kart alıyor. Bu linki var burada. Tüm yorumları okuyabilirsiniz. Ben şöyle bir siteyi keşfettim oranın sayesinde. Joel diye bir arkadaşın bir sitesi. Şöyle piyasada kendi bulabildiği tüm FBC kartlarını toplamı çeşitli üreticiler için Xilinx'in var, Zing 7 serisi, Kintex, RTX, efendime söyleyeyim Spartan 7, Spartan 6, hatta Spartan 3'e kadar gidiyor ve diğer üreticilerin de böyle FBC kartlarını listelemiş. Geri dönelim. Tabii Spartan 3'ü almış zamanda, sonra demiş ki ya ben bunları bir yerde toplayayım, ihtiyaç oluyor falan. Liste ne kadar güncel bilmiyorum. Çünkü şu dikkatimi çekti. Microsemi ismi geçiyor listede. Fakat onlar artık mikroçip oldu mesela. Yani listeyi çok güncellememiş olabilir. Fiyatlar zaten güncel olmayabilir bu çip krizinde. Ama birçok kartın adını görmek açısından, bir isim listesi almak açısından iyi olabilir. Ben de kendi görüşümü şu şekilde belirtebilirim. Xilinx kart alacaksanız, yani artık ise hiç bulaşmayın. Zaten 7 serisinden daha eski bir FPGA içeren kart almayın bu yüzden. Viva'da öyle devam edin. Üzerlerinde hard bir işlemci olduğu için, ARM işlemciden bahsediyorum ve ilk aşamada FPGA tarafındaki kaynak miktarı sizin için önemli olmayacağından, yeni öğrenen biri olarak FPGA'nin kaynak limitine takılma ihtimaliniz çok düşük. Xilinx tarafında Zing 7, 7000 serisi ürünleri uygun fiyata bulabilirsiniz, tercih edilebilir. Fakat tool açısından, araç açısından open source şeylere bakacaksanız, mesela SimbiFlow var. Yeni adı F4 PGA oldu. Bu açık kaynak araçları kullanmak istiyorsanız, ki bu durumda mesela sentezleyici ne yapar, PlayCentroot ne yapar, bunları anlamak açısından açık kaynak araçlar ve bunların çıkardıkları dosyaları incelemek daha faydalı olabilir. Burada da Lattice ürünleri biraz daha mantıklı olabiliyor. Mesela iStick, TinyFPGA gibi ürünler var. Şöyle bakalım istiyorsanız. Mesela iStick Lattice'in bir demo board'u. Bunlar ufak kartlar oldukça. Şurada fotoğrafı var mıydı? Böyle direkt şey gibi, USB bellek gibi takıyorsunuz bilgisayarınıza. Tabii FPGA alanları çok büyük olmayacaktır, FPGA kaynakları, ama dediğim gibi Zing'i anlatırken zaten yeni öğrenen bir kişi olarak FPGA'ya çok bir şey sığdırma derdiniz olmayacaktır. Temel kavramları öğreneceksiniz. Ya da Tiny FPGA diye bir site var. Buradan da çeşitli fiyatlara alabiliyorsunuz. Bakın yani 12 dolara bile ürün var. Tabii şu an Reddit'teki bir yorumda da bu çip krizinde bu kartlar yok diyordu. Ben tek tek stoklara bakmadım ama. Tabii yani şunu belirtmem lazım. FPGA kart olmadan bile öğrenebilecek ve simülasyonlar ile görülebilecek birçok kavram var FPGA tasarımında, ki bunların çoğu temel sayısal tasarım kavramları. Yani FPGA kartını olmadan birçok şeyi öğrenip test edebilirsiniz bilgisayar ortamında. Şuraya da F4 PGA'nın eski ismiyle SimbiFlow'un linkini bıraktım ve dediğim gibi bu çip krizinde bu kartları bulabiliyorsanız çok da tercih imkanınız olmayabiliyor. Bu hafta bahsedeceğim son konu ise Rubber Duck Debugging isimli bir kavram. Şöyle anlatayım. Diyelim ki kodunuz çalışmıyor, testten kalıyor ya da derlenmiyor, bir problem var. Bir arkadaşınızdan yardım isteyebilirsiniz. Ya şu kod benim kodu, beraber bakalım falan. Peki ilk kimden yardım isteyeceksiniz? Bir arkadaşınızdan değil, bir ördekten isteyeceksiniz. Hem de sarı renkli olan şöyle bir örnekten. Burada diyor ki kodumuza bakarak oturtmuşuz bilgisayarın önüne. If mi o diye ördeğimiz kodu inceliyor. Tabi bu Rubber Duck Debugging olarak tariflenen bir yöntem. Biraz hikayeleştirilmiş bir yöntem. Şuna dayanıyor aslında mantığı. Tabii ki yani ördek sizin için bir şey çözme imkanı yok da. Herhalde herkes tecrübe etmiştir. Bazen bir şeyi çözemezsiniz. Tam birinden destek istersiniz. Ama tam o kişiyi anlatırken kendiniz çözersiniz. İşte bu yöntem de bunu sağlıyor.
Burada bir arkadaşınız ya da daha fazla birden fazla arkadaşını çağırıp onların da vaktini almadan önce bir nesneye burada işte bu sarı ördek oluyor. Banyo ördeği. Yaptıklarınızı tane tane anlatıyorsunuz. Çünkü niye anlatıyorsunuz? Ördek sizin ne yaptığınızı bilmiyor değil mi? Önce anlatacaksınız ki size yardımcı olsun. Sonra da şunu görüyorsunuz. Muhtemelen de anlatırken sorununuzu siz çözüyorsunuz zaten. Bu tabii güzel bir şey. Bir kere sorunu kendiniz çözdüğünüz için onun bir tatmin duygusu var. Bir de başka kişilerin vaktini almıyorsunuz. O hakkınızı daha böyle çözemediğiniz sorunlara harcıyorsunuz belki. Hatta site bile yapmışlar. rubberduckdebugging.com diye şöyle bir bakalım istiyorsunuz. Burada benim anlattığım şeyi aslında yazı olarak anlatıyor. Tabi burada çeşitli komik şeyler, sık sorulan sorular yapmışlar. Bir de şeyden bahsediyorlar. Bu Stack Exchange yani Stack Overflow'un falan bağlı olduğu oluşum 2018'de 1 Nisan şakası olarak kendi sitelerine bir ördek yardım seçeneği koymuş. Yani sitenin sağ altında bir ördek çıkıyor. Şimdi göstereceğim. Size nasıl yardımcı olabilirim diye. Şu şekilde bakın ekran görüntüsü var. Can I help diyen bir ördek. 1 Nisan şakası olarak bunu yapmışlar 2018'de. Temel mantık burada ördek önemli değil ama bir şeyleri anlatırken kendi kendinize zaten o sorunu çoğu zaman fark edebiliyorsunuz. Bir nesneye bir şeyi tane tane anlatmak çok faydalı olabiliyor. Evet, bu haftaki radarıma takılan konular bu kadardı. Bu da bir deneme çekimi olarak oldu. Bu sefer önce yazıdan başladık, sonra videoya geçmiş gibi oldum. Buradan sonra böyle bülten şeklinde devam etmeyi planlıyorum. Bu radar yazıları burada yer alacak. Şöyle geri dönersem radar.alperrezer.com adresinde. Bu YouTube kanalında aboneyseniz zaten videoları devam etmeyi düşünüyorum. Buradan da haberdar olursunuz. Eğer alternatif istiyorsanız e-posta adresinizi de buraya abone olabilirsiniz. Bunlar size e-posta olarak gönderilir. Ya da beni LinkedIn'den veya Twitter'dan takip ederseniz oradan da duyuru yapıyorum. Buraya gelip de okuyabilirsiniz. Nasıl tercih edersiniz artık. Bir başka videoda görüşmek üzere.